CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, hükümetin açıkladığı orta vadeli program ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk ettiğini açıkladığı torba kanunuyla vatandaşların üstündeki vergi yükünü daha da ağırlaştırarak kamu finansmanını emeğiyle geçinen toplum kesimlerine daha fazla kemer sıktırarak karşılama eğiliminde olduğunu göstermektedir, dedi. Topal yaptığı yazılı açıklamada AK Parti iktidarının vatandaş üzerinde şok etkisi yapan %40'lık MTV artışının yasal olmadığını belirterek şunları söyledi. Anayasamızın 73. maddesi vergi yükünün adaletli dağıtılması gereğini belirtiyor. Motorlu taşıtlar vergisi kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası açık biçimde hükümetin yaptığı %40'lık vergi artışına engel teşkil etmektedir. Kanun motorlu taşıtlar vergisi her yıl başında yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlar Kurulu bunu yeniden değerleme oranının %50'sini geçmemek üzere arttırabilir, %20'sini geçmemek üzere azaltabilir. Bu durumda AK Parti iktidarının vergi indirimi yapması hayal olduğuna göre MTV'ye üst sınırdan yapacağı 2017 yılı yeniden değerleme oranının %9.7 olarak açıklandığı tabloda %50 arttırılırsa Maliye Bakanı'nın ifadesiyle %14-15 civarında bir artış yapılabilir, dedi. CHP Milletvekili Topal konuşmasının devamında şunları belirtti. Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, yüksek cari açık ve yüksek bütçe açığı sarmalında can çekişmektedir. Ülkenin yaşadığı cari açık ve bütçe açığının sebebi namusu ile çalışanlara verilen maaşlar, alın terini toprağa akıtan çiftçilerimiz ve Bağkur primini yatırmak için çalışan esnafa verilen destekler değildir. Açığın kaynağı AK Parti'nin kötü yönetimidir. Yandaş işverenlerin silinen vergileri bir türlü önlenmeyen yolsuzluk ve hırsızlıklardır. Bugün gelinen noktada ekonomimiz 2002 Kasım'ından beri uygulanan basiretsiz ekonomi politikalarının sonucunda iflas etmiştir. Kamunun ihtiyaç duyduğu kaynağı Türk halkına salınacak yeni vergilerden karşılamaya çalışmak kabul edilemez. Kaynak arayanlar dönüp 15 yıldır milletin parasını nasıl çarçur ettiklerine bakmalı ve kaynağı kendi savurganlıklarında aramalıdır, dedi.